Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak ona ibadet eder ve ancak ondan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine ve ashabına olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli kardeşlerimin üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki kusurlarınız affedilsin. Ve yine buraya gelirken attığınız adım sayısınca Allah katındaki değeriniz artırılsın. İnşallah buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin. Sevgili kardeşlerim, İmam Beyhaki Şuabul İman'da, İmam Tirmizi Cami-ü Sahih'te Malik bin Dinar'ın Davud Aleyhisselam'dan alemlerin Rabbi olan Allah Subhanahu ve Teala'ya yapmış olduğu bir duayı nakletmektedirler. Duanın metni şöyledir kardeşlerim. Allahumme ce'al hubbeke ahabbe ileyye min sem'i ve basari ve minel ma'il barid. Allah'ım, senin sevgini bana işitmemden, görmemden ve soğuk sudan daha sevimli kıl. Aziz kardeşlerim, düşünün. Gözleri görmeyen, kendisine en merhametli olan annesinin sesi kulaklarını delip de kendisini bir kez dahi müşahede edememiş bir adamı düşünün. Dünyada üzerinde koruyucu bir el olarak babasını bilen ama bir defaya mahsus olsun babasının simasına vakıf olamamış bir adam düşünün. Kendisini gölge gibi takip eden, nereye adım atsa onunla beraber olan, fedakarlığını, cefakarlığını hisseden bir kardeşe sahip olduğunu bilip, o kardeşin tenine vakıf olamayan bir adam düşünün. Hadi biraz daha ileriye taşıyalım. Ama bir kadın düşünün. Bütün güzelliğini ve mahremiyetini kocasına açıp, kendisinden hamile kalan ama bir kadın düşünün. Doğum günü yaklaşır, hemşire kapıdan içeri girer, o merhamet timsali kolların arasına bir çocuk bırakırken gözün aydın, nur topu gibi bir kızın olmuş der. İnsanlar doğum hadisesinin bittiğini duydukları andan itibaren kapıdan içeri akmaya başlarlar. Kimisi gözlerine işaret eder, kimisi dudaklarına, kimisi kirpiklerine, kimisi kaşlarına, gördün mü ellerini aynı annesi gibi oynatıyor der ama yatakta yatan o kadın kendisini tanımaktan aciz, kendisini görmemiş, kendi gözlerine vakıf değil, kendi kirpiklerini bir kez dahi, bir an dahi, bir saniye dahi müşahede edememiş o kadının kendisine benzetilen çocuğunu düşünün aziz dostlar. Onun yerinde siz olun. Siz o olun. Ve bu iki adama veya bu kadına gitseniz deseniz ki Allah Azze ve Celle senin duana icabet edecek. Anlık bir duana, geçici bir duana icabet edecek. Allah'tan iste, o an verilecek. Ama elinden tekrar alınacak. Hangi nimeti istersin dediğinde bakın kardeşler, bu kadın ve adam o nimetin başına görme yeteneğinin verilmesini koyacaktır. Bir an dahi olsa kendisine merhametle seslenen annesinin simasını bir saniye olsa görmek isteyecek. O kavgada, dövüşte küfredenlerin yakasına yapışan babasının elini bir kez görmek isteyecek. Kendisini an an takip eden, ne istese alan, canı şekerli bir şey istese önüne koyan, bakkaldan bir şey talep etse hiç üşenmeden giden kardeşinin ayaklarını bir kez olsun görmek isteyecek.
O doğum yapan kadın neye gebe kaldığını, neyi emzirdiğini bilmediği o dudakları görmek isteyecek. Bir ana kardeşler, bir an dünyada kavuşmak istediği en önemli nimet o adamın da o kadının da elinden alınmış olan yeteneğinin bir an olsun verilmesidir. Tam tersini düşünün şimdi. Gören, karşısındaki insanların ağlamasına şahit olan, gülmesine vakıf olan, tepkilerini gören ama neye ağladığını, neye güldüğünü, neye tepki verdiğini bilmeyen, işitmeyen bir adamı ve kadını düşünün. Karşısında bir adam var ve ağlıyor. Gözlerinden yaşlar süzülüyor. Ama hangi sese ağladığını bilmiyor. Bilmiyor ki o adam şu an kurra hafızın dudakları arasından dökülen Bakara suresinin ayetlerine ağlıyor. Ama ondan uzak. Karşısında gülenler, oynaşanlar, sevişenler ama neye eğlendiklerini duyamayan sağır bir adamı veya kadını düşünün kardeşler. O ana gitseniz, o an deseniz ki Allah senin arzularından, taleplerinden birini anlık dahi olsa, geçici olacak ama anlık dahi olsa karşılayacak. Bu listenin başına neyi koymak istersin? Dünyada belki en fazla sesini duymak istediği annesinin sesini isteyecektir. Annesinin sesini işitmek isteyecektir. Eğer gerçekten Kur'an'ı seven, Kur'an'ı bilen ama sesine hiç şahit olmayan bir adamsa veya bir kadınsa o teybin arasından, hoparlörlerin arasından minşevileri belki duymak isteyecek. Anlık ha kardeşler. Hanımının ona seslenmesini, oğlunun anneciğim, babacığım diye taleplerini duymak isteyecektir. Ya bunun ikisinden mahrum kaldıysa adam? Herhalde bu en zorudur. Hiçbirimizin de karşılayamayacağı bir imtihandır. Şimdi kardeşlerim, dün Konya'daydım. Afrika'da bir kuyu açma projemiz var ya. Hani bunu nasıl hayata geçirebiliriz? Bunu nasıl hızlandırabiliriz? Nerede en güzel bir ameli gerçekleştirebiliriz? Hangi ihtiyaç sahiplerinin bulunduğu bölgede ne şekilde bir kuyu açarız diye Konya'ya gittik. Bir yardım kuruluşunun seminerine katıldık. Küçük bir seminer. Yaklaşık yarım saat katılanın çok az olduğu bir seminere katıldım. Duvara yansıyan resimler, yansıyan karelerin hikayeleri her biri zikredildikçe inanın insanlığımdan ve vicdanımdan utanmaya başladım. İslam coğrafyalarının, Afrika Müslümanlarının, Asya Müslümanlarının, Balkan Müslümanlarının, kafirlerin elinde bir su gibi erişlerine şahit olduktan sonra nefsinden utandı. Bir kuyu açmayı atla deve gören, yazın kuyu, Ramazan'da kumanya, kurban zamanı geldi mi de bir poşet et veririz projeleriyle yaklaştığımız Afrika'daki cılız projelerimize utandım. Halbuki Hristiyanlar ve misyonerler kısa, orta ve uzun vadede öyle soluklu çalışmaktadırlar ki. Konuşmacı sözlerine şöyle devam ediyor. 1900'lü yılların başı Afrika'da toplam Hristiyan nüfusu 10 milyon. 2000'li yılların başı 100 yıllık Hristiyan çalışmasının fazlalığı, 100 yıllık Müslümanların dünyevileşmesi ve tembelleşmesi neticesinde Afrika'da 350 milyon Hristiyan'a ulaşmışlar. 35 kat. 35 kat. 2000'li yılların başı. 2016 bilmiyorum. Bu 500 milyon olmuş mudur bunu hiç bilmiyorum. Sadece 1923'te 6000 tane devlet okulunun bulunduğu yerde 5000'den fazla Hristiyan okulları mevcut. Sene 1923. 5000'den fazla Hristiyan okulu var. 1700 tane yetimhane var. Kime ait? Haçlılara ait. Başlarında kim var? Hristiyan papazlar, rahipler veya rahibeler. Ellerindeki çocuklar, Eşhedü en la ilahe illallah
ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu sözünün Mekke'den sonra ikinci olarak Habeş topraklarına giren torunları, onlar şu an Hristiyanların elinde. Peki şu an İslam coğrafyalarına hizmet etmeleri gerekirken harıl harıl İslam coğrafyalarına kan pompalamaları gerekirken şu an Hristiyanlık aleminin hizmetinde çalışmaktadırlar. Döndüm ve nefsimi kınadım kardeşler. Küçük projelerimizi kınadım. Cılız adımlarımızı kınadım. Hesapsız, günlük, günü kurtarma, reklam yapma adına olan çalışmalarımızı kınadım. Adamlar bakın kardeşler 100 yılda ulaştıkları mesafe 35 kat büyümüşler. Maddi olarak değil, potansiyel güç olarak. Ve dikkat edin kardeşler, konuşmacı çok güzel bir şeye değindi. Arkadaşlar dedi, bu kıta düşerse, bu coğrafya düşerse, Hristiyanlık aleminin dayanacağı ilk kapı Mekke'dir kardeşler. Biliyorsunuz orada bir boğaz var. Sadece o boğaz kalıyor. Eğer o kıta, kara kıta, o çıplakların, açların, yalın ayakların, susuz adamlar düşerse, sayı 350 milyonu aşarsa, arkadaşlar dayanacakları yer Allah'ın evi Beytullah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi var, hatırladınız değil mi? Buhari'de geçiyor. Ben diyor, yalın ayak çıplak siyahilerin diyor, Kabe'ye diyor saldırdıklarını görür gibiyim diyor. Yahu 1500 yıl önce gördü Resulullah. Müslümanlar gözümüz çıkıyor şu an. Afrika kan ağlıyor. Konum bu değil ama Afrika kan ağlıyor. Gerçekten kan ağlıyor. Hafızlar var, açlıktan yere düşüyorlar. Medreselerinde yemek beğenmeyen kardeşlere duyurulur. Senin çeşmeden içtiğin su senin mideni bulandırırken vallahul azim kendim gördüm, pis bidonlar, pis bidon, paslı bidon. Paslı bidonların etrafında, o paslı suların içinde çamurlu suyları kendine içme suyu edinen hafızlar düştükleri yerde bayılıyorlar aziz dostum. İslam coğrafyası bu hale geliyor şu an. Kara kıta denilen tabir yerindeyse yer bu hale geliyor. Konum bu değil. Velhasıl. Bir kare açıldı. Boş bir sahra, kumluk bir arazi, yüzlerce binlerce kadın ve çocuk tam güneşin ortasında yerde oturmaktalar, beklemekteler sıra sıra. Peki dedik bunlar ne bekliyorlar? Dediler ki bunlar ikindi vaktinden gelip akşam vaktine kadar kendilerine verilecek olan bir poşet içindeki kumanyaları bekleyen ve ardından iftar yapacak olan Müslümanlar diyorlar. Ne garip ki, ne olacak? Ne tuhaf bir şey mi var? Tuhaf değil. Tuhaf olan ne biliyor musunuz? Neyi ekledi? Biliyor musunuz dedi. Bu saat dilimi var ya, o coğrafyanın, o mekanın, o kızıl toprakların en sıcak olduğu andır. Ben diyor adam kendim şahit oldum. Ceylanlar sıcaktan etkilenmemek için ağaçların gölgelerini terk etmiyorlarmış. Hayvan gezmiyor arkadaş. O Müslüman kadınların senin gönderdiğin bir küçük kumanya var ya, vermekten erindiğin, elinin böyle sanki cebinde akrep varmışçasına korkakça soktuğun, verirken şişman oğlunu düşündün, obez kızını düşündün. Hani o küçük kumanyalar var ya, o kadın o çocuklarıyla beraber saatlerce, bakın ikindiden akşam vaktine kadar. Nerede? Hayvanların dahi yürümekten, dışarıda bulunmaktan kaçındığı saatte o kumanyaları bekliyor. Evet, ilginç olan kısım bu. Evet, Davud Aleyhisselam bize bir hakikati öğretti kardeşler şimdi. O duanın altında yatan bir esrar şimdi ortaya çıktı. Demek ki mümin erkek ve mümin kadınların kalplerinde bulunacak olan iman ve Allah sevgisi yeryüzündeki bütün sevgileri bastırması gerektiğini öğretti Davud Aleyhisselam bize duasında. Dedi ki Rabbim senin sevgini görmemden, işitmemden ve soğuk sudan daha sevimli kıl. Siz o Afrika'nın sıcağında oruçlu bekleyen kadına ve çocuğuna deseniz ki şu an Allah Azze ve Celle senin duanı kabul edecek. Bir an dahi olsa Allah'tan talepte bulun. Allah senin karşılayacak ihtiyaç listenin başına ne koymak istersin? Herhalde o çocukların en büyük talebi boğazlarının aşağısına tatlı, berrak,
soğuk suların geçmesidir arkadaş. Ondan diyor Davud Aleyhisselam bu duayı. Şu an buzdolaplarındaki suları küçük görenlere seslenmiyor Davud Aleyhisselam. Afrika'nın kara çocuklarına diyor. Onlara öğretiyor bu duayı, sana değil. Bana hiç değil. O an o çocukların en büyük talebi, bakın dikkat edin, saf, berrak, kirlenmemiş, soğuk suların boğazlarının aşağısında geçmesidir. Bakın bu dahi onların rüyalarından çıkmış bir durumdur, ha, onu söyleyeyim size. Ben inanıyorum onların hayallerinde bile bu yoktur. Hayal bile etmiyorlardır. Alışmışlar, kanıksamışlar mevzuya. Ama isteseler, talep etseler herhalde taleplerinin başına bunu yazacaklardır aziz dostlar. Evet, şimdi duayı tekrarlayalım. Davud Aleyhisselam Rabbine yöneliyor. Malik bin Dinar rivayet ediyor. Diyor ki Allah'ım, senin sevgini işitmemden, görmemden ve soğuk sudan daha sevimli kıl diyor Davud Aleyhisselam Rabbine yalvarırken aziz dostlar. Evet, mümin erkek ve mümin kadınların kalplerindeki Allah sevgisinin nasıl olması gerektiğini Davud Aleyhisselam bizlere duasıyla öğretiyor. Aziz dostlar. Bakın kardeşlerim, Allah sevgisi sözcükleri kuru kelimelere hapsedilmiş bir sevgi değildir. Kalbinde dünyayı ve dünyanın sevgisini yerleştiren ve sevenlerin Allah sevgisi sözlerinin arasında yalan karışmıştır. Malı, mevkiyi, rütbeyi, serveti kalbinde yeşertip besleyenlerin kalbindeki Allah sevgisi ya cılızdır ya da bitmek üzeredir. Omzuna konulan rütbeyi her şeyin üzerinde gören, dünyanın geçiciliğini sanki kalıcıymış gibi karşılayan, insanların dudakları arasından çıkan sözler alemlerin Rabbi olan Allah Subhanahu ve Teala'ya ulaşıyor mu? Sanki Davud Aleyhisselam bunun ulaşmayacağının mesajını veriyor. Evet, Allah sevgisi, Allah'ı seviyorum demek bir alametin gözükmesi ve karşılığında bir bedelin olması gereken bir sözdür. Allah'ın istediğini isteyeceksiniz. Allah sevgisi, Allah Azze ve Celle'nin sevdiği şeyleri sevmek demektir. Allah sevgisi, Allah'ın buğz ettiği şeylere buğz etmek demektir. Allah sevgisi, Allah Azze ve Celle'nin nasıl yaşamamızı istiyorsa öyle yaşamamız demektir. Allah sevgisi, bütün sevgilerin üzerini bastıran bir sevgi olmak zorundadır aziz dostlar. Kişi kalbini bu derece teskiye ve terbiye ettiğinde bu sevgide bir doruk noktayı yakalayacaktır. Abidlerin ve salihlerin imamı olan Fadıl bin İyad, Fudal bin İyad'a bir adam geliyor. Diyor ki, ey Fudal, Allah sevgisinin doruk noktası neresidir? Onu soruyor. Ya da bu sevginin tabir yerindeyse bir doruk noktası var mıdır? Fudal bin İyad çok güzel bir cevap veriyor. Diyor ki, ne zaman ki Allah'ın verdikleriyle Allah'ın aldıkları senin kalbinde diyor eşit olacak, o zaman diyor sen sevgide bir doruk noktası yaşamışsındır. Subhanallah. Allah çocuk verdiğinde namaza başlamak güzel bir şeydir. Takdir edilir, övülür ve sevilir. Ama daha önemlisi, daha takdire şayan olan nedir biliyor musunuz? Çocuk elinizden alındığında namaza devam etmenizdir. Kocasıyla anlaşamadığından dolayı bir kadının tesettüre bürünmesi, kendini manevi anlamda güçlü hissetmesi için örtünmesi güzel bir şeydir, takdire şayandır. Ama daha güzeli nedir biliyor musunuz? Kocası kendisini terk ettiğinde, boşadığında tesettürünü terk etmemesidir. Bir tüccarın Allah ona mal verdiğinde şükretmesi güzeldir, takdire şayandır, tebrik edilmesi gereken bir ameldir. Ancak daha önemlisi nedir biliyor musunuz? İflas ettiğinde isyan etmemesidir. Bir davetçi davetinde başarıyı yakaladığında mutlu olacak. Bu önemlidir. Bu güzeldir. Ancak vakfı veya derneği kapatıldığında davetine bir son vermeyecektir.
İşte bunların hepsini bir arada yaşayabilen, Allah verdiğinde Allah'tandır, Allah aldığında zaten Allah vermişti deyip de ikisini aynı derecede sahiplenen, aldığında şımarmayan, yani kendisi aldığında şımarmayan, Allah'a tekrar geri verdiğinde de isyan etmeyen, bu ikisini kalbinde cem etmiş bir adamın sevgisi, Fudal bin İyad'a göre doruk noktasına ulaşmıştır kardeşlerim. Allah-u Teala bizi bunlardan kılsın. Neslimizi bunlardan eylesin. Peki dedi ki alamet gerekmektedir. Bunları saysak şu an günlerimiz geçer. Ama ben peygamberden öğrendiğim, Enes bin Mali'ye sorduğumuzda cevap verdiği bir alametten bahsedeceğim. Birkaç tane hatırlatmamla beraber programı bitireceğim. Bakın Enes bin Malik diyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şunu işittim. Allah'ı sevmenin alameti. Dikkat edin kardeşler, konu Allah sevgisiydi. Allah'ı sevmenin alameti Allah'ın zikrini sevmektir. Allahu Ekber. Allah'ın zikrini sevmektir. Allah'ı sevmemenin alameti de Allah'ın zikrini sevmemektir, hoşlanmamaktır. Sözler kime ait? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Peki neymiş konu? Kardeşlerim, kişi sevdiğini anarmış, zikredermiş. Öyle değil mi hayatta zaten? Bir kadın kocasını seviyorsa veya bir koca hanımını seviyorsa, arkadaş dostunu, işçi patronunu, talebe hocasını, bakın bir konu açıldığında hep onları anarız değil mi? Sevdiğimiz insanlardan bahsederiz. Onunla şöyle hoş vakit geçirmiştik. Biz onunla şu şeyleri konuşmuştuk. O var ya dünyanın en iyi insanıdır. O var ya baktı mı iyi bakar, gördü mü iyi görür. Meselenin en ince ayrıntısına kadar iner. Bütün güzel sözlerimizi dostlarımız için söyleriz değil mi? Peki evet biz Allah'ı sevecektik ya. Bizim sevgimiz, Allah'a duyduğumuz muhabbet bütün sevgilerin üzerinde olacaktı ya. Peki bunun alameti neymiş? Allah Azza ve Celle'yi zikretmekmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bunu öğretiyor. Bakın Cabir İbni Abdullah diyor ki radıyallahu an bir gün sahabelerle beraber otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içeri girdi. Ve bize şöyle seslendi. Ey insanlar, bilin ki yeryüzünde Allah'ı zikreden meclisleri arayan ve bulduklarında onlarla beraber kalan gezici melekler vardır. Siz de cennet bahçelerinden istifade etmeye çalışın. Sahabe duraksadı. Döndü dedi ki ya Resulallah cennet bahçeleri nerelerdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki zikir meclisleridir. Neresi? Zikir meclisleridir. Devam ediyor sözlerine. Diyor ki sabah akşam zikir meclislerinde bulunun. Dikkat edin. Sabah akşam zikir meclislerinde bulunun. Ve Allah'ı içinizde zikredin. He, subhanallah. Nerede? Allah'ı içinizde, kalbinizde, duygularınızda, hislerinizde zikredin. Yahu sanki Peygamber aleyhissalatu vesselam 1500 yıl sonra ümmetin zikir yapıyorum adına şaklabanlıklarının içine düştüğünü görür gibi sanki bu sözleri söylüyor. O raks edenler, dans edenler, insanlıktan nasibi olmayacak hareketlerin içine bulunanlar ve bulundukları meclisi zikir meclisi diye hitap edenlere sanki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sesleniyor. Allah'ı nasıl zikredin? İçinizden zikredin. Araf suresi 206 bir mümin erkek ve bir mümin kadının Allah'ı nasıl zikretmesi gerektiğini ayan beyan anlatıyor. Tevazuyla boynu bükerek içinizden gizli gizli Allah'ı zikredin diyor Allah Azze ve Celle. Değilse dans ederek, kol kola girerek, raks ederek, birbirinize kılıç sokarak, iğne sokarak, tabir yerindeyse zikir yaparken kendini kaybederek değil, zikir yaparken kendini bularak Allah'ı zikredeceksin. Müslüman insan böyledir. Maalesef bugünün Müslümanları zikir meclislerinde kendilerini kaybediyorlar. Yahu zikir
dağılan zihinleri ve kalpleri bir araya toplamak için yapılır. Değilse tekrar darmadağın olmak için yapılmaz kardeşler. Ve Resulullah devam ediyor. Diyor ki, şimdi bizim için en önemli kısım, altını çizeceğimiz kısım burası. Her kim Allah katındaki konumunu ve değerini görmek istiyorsa, ben nasıl bir Müslümanım? Gerçekten kaliteli bir Müslüman mıyım? Allah'ın sevdiği bir Müslüman mıyım? Gerçekten ben de cennet ehli bir Müslüman mıyım? Gerçekten ben de Musab gibi miyim? Ömer bin Hattab gibi miyim? Ebu Bekir gibi miyim? Kendini bu derecede nerede olduğunu görmek isteyen biri varsa neye bakacak? Kardeşlerim bakın diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kendi yanındaki konumuna ve değerine baksın. Allahu Ekber. Allah senin nerende? Senin dünyanda nerende Allah? Dilinden Allah Subhanahu ve Teala'nın zikirleri, o pak isimleri, sıfatları ve fiilleri mi dökülmekte? Sen bir işi yaparken Allah'ı mı düşünmektesin? O işi yaparken Allah için mi yapmaktasın? Eğer bunu yapıyorsan Allah katındaki konumun ve değerin çok yüksektir. Tam tersi ise diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zira kul Allah'ı zikretmeyi bıraktığı anda Allah da diyor kuru bırakacaktır. Allahu Ekber. Allah o kulu terk edecektir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi ahvalimize ne olur bir dönelim aziz dostlar. Zikir kimin işidir? Tasavvuf ehlinin işidir. Bizim harcımız değildir. Zikir sadece falanca cemaatin işidir. Bizim işimiz değildir. Allah'ı zikredenler sadece şunlardır. Bizim işimiz değildir. Kardeşlerim bu bizim aldatıldığımız ve vurulduğumuz yerlerden bir tanesidir. Zikir, mümin erkek ve mümin kadınların üzerine farz olarak bırakılmış bir ibadettir. Alimin de, talebenin de, muttakilerin de, günahkarların da yapması gereken bir durumdur. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi. Dedi ki ya Resulullah şu meclislerin en hayırlısı hangisidir? İçinde Allah'ın en fazla zikredildiği yerlerdir dedi Resulullah. Peki dedi ya Resulullah cenazenin yani ölmüş bir adamın veya ölmüş bir kadının en hayırlısı hangisidir? Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaşarken Allah'ı en fazla zikredendir. Adam döndü dedi ki ya Resulullah mücahitlerin, hacıların ve misafirlerin en hayırlısı hangisidir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Allah'ı en fazla zikredenlerdir. Cihadın en hayırlısı hangisidir ya Resulullah? Dedi ki kendisinde en fazla Allah'ın zikredildiğidir. Ebu Bekir radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözlerini duydu ve insanlara döndü dedi ki demek ki şu zikir ehli bütün ecirleri ve hayırları götürdü. Allahu Ekber. Şu zikir ehli bütün ecirleri ve hayırları götürdü. Demek ki mümin erkek ve mümin kadın gerçek manada zakir olanlardır. Değilse falanca efendiler değil. Müferridun olanlar evet mümin erkek ve mümin kadınlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dediler ki ya Resulallah müferridun kimdir? Dedi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müferridun Allah'ı çokça tesbih eden, Allah'ı çokça anan, Allah'ı çokça zikreden kadın ve erkeklerdir. Müferridun onlardır. O müferridunlar öne geçmiştir. Her adımda insanlardan öndedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle diyor. Hatta başka bir hadiste müferridundan bahsederken Resulullah onlar diyor yüklerini bırakanlardır. Ne demek yükler? Kıyamet gününde yaratıldıklarında tekrar diriltildiklerinde günah yüklerinden kirlerinden arınmış olanlardır. Evet sen ve ben dışarıdaki veya içerideki mescitteki veya çalışan fabrikadaki her bir insan müferridun olmak için çalışmak zorundadır. Değilse Allah sevgisinin tezahürü
Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle Allah'ı zikretmekmiş kardeşler. Falanca efendiler değil sadece. Müslüman erkek ve Müslüman kadınlar. Allah-u Teala bizi bunlardan eylesin inşallah. Sevgili dostlar, sizin çok iyi bildiğiniz ama benim sadece hatırlatmakla yetindiğim birkaç tane zikirden bahsedeceğim. Allah nasip etse programımızı bitireceğiz. Hilal bin Yasaf radıyallahu an diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şunu işittik. Kim günün başlangıcında, artık bu sabah namazının ardından mı? Ölür mü? Bizim için günün başlangıcı ne zamandır? Saat 10'dır. Değil. Resulullah için günün başlangıcı sabah namazından sonra güneşin doğuşudur arkadaşlar. O ana kadar alemlerin Rabbi olan Allah'ı zikreder. Öyle güçlenir, besinlenir. Diyor ki kim günün başlangıcında, bakın şimdi 10 defa, hepiniz çok iyi biliyorsunuz. La ilahe illallahu vahdehu la şerike la, lehul mülkü ve lehul hamdu ve hu ala külli şeyin kadir derse, kaç defa? 10 defa. Kaç saniye sürer? En fazla 1 dakikada bitirirsiniz. Kim bunu 10 defa söylerse, İsmail aleyhisselamın soyundan, o temiz zürriyetten 4 köleyi azat etmiş gibi diyor, ecir kazanır diyor. Kim söylüyor bunu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peki bu sözü söyleyip bu sözün tezatını yaşayanlar mı? Bu sözü söyleyip bu sözün anlamını bilmeyenler mi? Yoksa bu sözü söyleyen, anlayan, yaşayan ve bu sözün, bu kelimelerin hayatına hakim olanlar mı? Ben bunu bilmiyorum. Ama ben şunu biliyorum ki kim 10 defa bu sözleri söylerse, bu kelimelerle güne başlarsa, benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki güne İsmail aleyhisselamın soyundan 4 kişiyi azat etmekle başlar. Peki bu 100'e çıkarsa, bir sıfır yanına fazla koyarsanız, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor, bakın o da diyor 10 köleyi azat etmiş gibi ecir kazanır. Dikkat edin. 10 köleyi azat etmiş gibi ecir kazanır. Şimdi dikkat edin. 100 günahı affedilir ve ona 100 ecir yazılır. Kendisinden daha fazla söyleyenler çıkmadıkça o günün içerisinde 101'ler, 105'ler, 110'lar, 200'leri söyleyenler çıkmadıkça kıyamet gününde tekrar yaratıldığında, insanlar tekrar bir araya getirildiğinde kendisinden daha hayırlı bir amel yapan olmuş olmaz diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. 100 defa. Bu zikri, bu sözleri kim söylerse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu hediyesine muhatap olacaktır inşallah. Peki ya bunu söylemek çok uzun. Dile de zor geliyor. Hocam benim dilim dönmüyor. Çalıştığım işte yaptığım zaman da sayıları şaşırıyorum. Bilemiyorum. Ya da işi yanlış yapıyorum diyenlere Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle sesleniyor. Kim diyor, sahabeye söylüyor, sahabeden bize geliyor. Kim bir gün içerisinde 1000 ecir kazanmak ister? Bir günde 1000 ecir. Bir değil ha, 1000. Sahabe diyor ki ya Resulallah, hangimiz diyor bir gün içerisinde 1000 amel işleyebilir ki? 1000 amel. Her amele karşı bir ya. Öyle düşünüyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kim bir gün içerisinde 100 defa Subhanallah derse, kolay mı? Kolay değil mi? 100 defa Subhanallah derse bu diyor onun amel defterine 1000 ecir olarak yazılır. Sonra devam ediyor. Hadis bitmedi. 1000 günahı affedilir veya diyor 1000 ecir onun diyor hanesine yazılır. Allahu Ekber. Başka hadiste veya geçmiyor. Ve geçiyor. 1000 hayır yazılır. 1000 tane de günahı bağışlanır kardeşler. Allah Subhanahu ve Teala bununla amel etmeyi bizlere nasip etsin. Şimdi bunlar çok alışık olmadığımız hadisler değil mi? Genellikle dedik ya biz mutasavvıf cemaatlere terk ettiğimiz hadisler bunlar. Halbuki aleyhissalatu vesselamın bir sözü var. Ne diyor biliyor musunuz? Münafıklar size ne kadar da riyakar bir adam diyene kadar diyor Allah'ı zikredin diyor. Subhanallah. Kim söylüyor bunu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Münafıklar
Dikkat edin. Bu adam riyakarlık yapıyor diyene kadar Allah'ı diyor zikredin diyor. Allahu ekber. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dudakları zikirden ıslanan insanları methetmiştir. Bakın bu Müslüman erkek ve Müslüman kadınlar için. Hadi bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerle oturuyor. Diyor ki kim her farz namazdan sonra altını çiziyoruz. Farz namazdan sonra 10 defa Subhanallah. 33'ü bir unutun. Bu hadis başka bir hadis. 10 defa Subhanallah. 10 defa Elhamdülillah. 10 defa Allahu Ekber derse bu 150 yapar diyor. Neden? 30 çarpı 5. Doğru mu? 5 vakitte yapacağız ya. 150 yapar. Bu diyor amel defterine 1500 ecir olarak yazılır. Sonra diyor gece yattığında 33 defa Subhanallah. 33 defa Elhamdülillah. 34 defa Allahu Ekber derse bu da diyor 100 yapar. Amel defterine 1000 ecir olarak yazılır. Günde diyor Allah Resulü söylüyor. Bu da diyor günde 2500 ecir yapar. Resulullah sahabeye dönüyor. Diyor ki hanginiz diyor bir gün içerisinde 2500 tane kötülük yapabilir ki? Hanginiz diyor bunu yapabilirsiniz? Ki o ecir, o fayda Allah Azze ve Celle'nin amel defterine yazdığı sevaplar oradan dökülsün. Kolay mı kardeşler? Evet, Allah'ın sevgisinin tezahürü olan zikir sözleri vallahi çok kolay. Yeter ki şu dili ona alıştıralım kardeşlerim. Evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem son hadiste, ki inşallah Rahman burada bırakıyorum kardeşler. Son hadiste Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'tan geliyor. Hadis Hakim'in Müstedrek'inde geçiyor. Aynı zamanda İmam Ahmed'in Müsned'inde bir de Beyhaki'nin Şuabül İman'ında geçiyor. Hadisi okuyorum. İnşallah Rahman sözlerime son veriyorum. Allah aranızda rızıklarınızı taksim ettiği gibi ahlakınızı da taksim etmiştir. Allah aranızda rızıklarınızı taksim ettiği gibi ahlakınızı da taksim etmiştir. Allah malı hem sevdiğine, ne olur şu sözlere dikkat edin kardeşler. Allah malı hem sevdiğine hem de sevmediğine verir. İmanı ise sadece sevdiklerine verir. Bir kulu sevdiği zaman ona iman etmeyi nasip eder. Cimriliğinden dolayı infaktan, gece kalkıp ibadet etmekten ve korkaklığından düşmana çıkmaktan erinenler şu sözleri çokça söylesin diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Cimriliğinden infak etmeyenler, gece kalkıp ibadet etmekten üşenenler, bu farz cihat değildir, galiba nafile cihattır, korkaklığından dolayı da savaşamayanlar şu sözleri çokça tekrarlasınlar. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu akbar. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu akbar. Bunlar kıyamet gününde önümüzde, arkamızda, sağımızda ve solumuzda olacaktır. Bunlar baki kalacak olan salih amellerdir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Toparlarsak bir müminin kalbinde yeşerteceği en büyük sevgi Allah sevgisidir. Allah sevgisinin en doruk makamı rıza makamıdır. Ve bu rıza makamının en büyük tecellisi, tezahürü, tabir yerindeyse ışığı da Allah Azze ve Celle'yi zikretmektir. Allah gecenizi ve gecemizi mübarek etsin. İslam beldelerine hayırlar yağdırsın. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yesifun.
ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Kardeşlerim, Allah nasip ederse haftaya pazar, doğru mu abi? Haftaya pazar, yani 30 Nisan pazar günü bir pikniğimiz olacak. 1 Mayıs mı? Özür dilerim. 1 Mayıs pazar günü bir pikniğimiz olacak. Erkeklerin katıldığı, abilerimizin katıldığı bir pikniğimiz olacak. Teşrif etmeniz bizi mutlu eder. Bu pikniği düzenlememizin ana sebebi de zaten aramızdaki uhuvveti ve kardeşliği artırmaktır. Değilse yemek, içmek onun sadece bir hediyesi olacaktır. Katılan kardeşlerimiz 1 Mayıs pazar günü sabahleyin saat 7'de inşallah burada olmalarını istiyoruz. Ve inşallah 7 çeyrekte buradan hareket edip piknik yerine ulaşacağız. Daha sonra da ikindi vaktine yakın ikindi namazını kılmadan tekrar mahallemize geri döneceğiz. İkincisi, kardeşlerim Allah nasip ederse 30 Nisan Cumartesi, yani bir gün öncesinde de bir aile seminerimiz olacaktır. Ailelerinizle, ablalarımızla bu seminere katılmanızı rica ederiz. Üçüncüsü, şu an yaklaşık 2 ay önce belki başlattığımız Afrika Su Kuyusu için topladığımız ve dolara çevirdiğimiz meblağ 8.000 dolar. Ama halen para gelmekte. Bizim de bunun için 2.000 dolara daha ihtiyacımız var. Eğer verilenler bunu karşılarsa, Allah nasip ederse biz Afrika'da özellikle mekan kestiremiyoruz ama Sudan'ın Darfur bölgesinde, Afrika'nın en fazla hafızının yetiştiği yermiş Darfur. Ve az önce beyan ettiğim gibi bulunan medreselerin, dikkat edin kardeşlerim, bulunan medreselerin içecek suları yok. Abdest alacak suları da yok. Yani şadırvana da ihtiyaçları var. Aynı zamanda kuyuya da ihtiyaçları var. Ve bakın şunu söylediler. Çok özür dilerim, affınıza sığınırım. Hani bizim köylerde yalaklar vardır ya böyle. Hayvanlar gelir, affedersiniz, su içerler. Diyorlar ki öyle tahtadan yapılmış yalaklar var. Diyor hafızlar gelirler. Abdest almak için ellerini oraya sokarlar. Herkes 100 tane, 200 tane, 300'e yakın hafız var. O bulunan yerde sadece. Bir yerde. 3000 tane, bizim inşallah düşündüğümüz yerde 3000 tane hafız var. Ama bahsettiğim yer 300 kişilik bir medrese. Diyor ki hafızlar gelirler. O suda abdest alırlar. Bakın diyorlar ki o su, adam kendisi beyan ediyor. Ben diyor gözlerimle şahit oldum. Suyun rengi diyor bu renk diyor. Simsiyah olmuş diyor. O sudan diyor abdest almak zorunda. Ve bakın daha acısı o suyu içmek zorunda. Daha acısı. O yüzden hani dedik ya, yani ben orayla ilgili olan vakaları siz benden daha iyi biliyorsunuz. Videolardan daha güzel takip ediyorsunuz. Şu an 2 tane kuyu var ya, şunu gördüm, çölde bir kum tanesi sadece. Allah katındaki değerini söylemiyorum ha. O kendilerine düşman kesildiğimiz Hristiyan misyoner çalışmalarının yapmış olduğu çalışmalar karşısında, tabir yerindeyse çölün içerisinde bir kum tanesi. Bakın şu olayı anlattılar. Dediler biz kendi gözlerimizle gördük. Kendilerini ziyaret ettiğimiz yardım kuruluşu şundan bahsediyor. Bizim diyor geçici projelere ihtiyacımız yok. Kalıcı projeler yapalım. Niye biliyor musunuz? Diyor ki biz kuyu açıp gittiğimiz takdirde, şimdi ne olur burayı dikkat edin. Biz diyor kuyu açıp gittiğimizde, Ramazan'da diyor bir et kumanyası bıraktığımızda veya kurbanda bir et hayvan kestiğimizde, bilin ki diyor o tükendikten hemen sonra bu hafızlar insanlardan diyor dilenmek için kuyruklara geçiyorlar. Şimdi erkekleri geçtim. Diyor en büyük mücadelemiz hafızlık yapan kız çocuklarının diyor dilenmemesi için diyor uğraşıyoruz. Niye biliyor musunuz?
Çünkü diyor Hristiyanlar gidiyorlar bunlara yiyecek veriyorlar. İçecek veriyorlar. Kıyafet veriyorlar ve kendilerine cinsel tacizde bulunuyorlar. En büyük diyor şu an mücadelemiz bu. Yani Darfur bölgesinde özellikle hafızlık yapan. Bakın dikkat edin hafızlık yapan. Dikkat edin kardeşler namaz kılan demiyorum. Örfünü, adetlerini, geleneklerini yaşatmak isteyen bir kız çocuğundan bahsetmiyorum. Aç karnına rağmen Allah'ın kitabını hıfz etmek isteyen örtülü bir kızdan bahsediyorum sadece. Üzerinde elbise olmayan, belki istediğinde elbiseyi bulabilecek ama dikkat edin, iffetini kaybedecek olan hafız bir kızdan bahsediyorum. İffetini kaybedecek. Diyor ki şu an bunun için çalışmamız lazım. O yüzden ne olur Müslümanlar, üzerimizdeki atıllığı, tembelliği atalım. Şu pısırıklıktan vazgeçelim. Maddiyatsa bütün gücümüzü maddiyata harcayalım. Allah'ın dinine hizmet etmek adına her birimiz sıraya geçmek zorundayız. Eğer cenneti istiyorsak, vallahi cenneti kazanmak kolay değil. İslam ümmeti kan kaybettiği müddetçe bizim cennete girmemiz hayaldir şu an. Ne olur toparlanalım. Bir olalım. Beraber olalım. Bakın küfür bütün gücüyle beraber Müslümanlara karşı ittifak etmişler. Hiçbir zaman bir araya gelmeyen İslam insanlar İslam yeryüzünden silinsin diye her yerde arkadaşlar. Ben zannettim sadece kara kıtada var. Adam Gürcistan'ı gösterdi. Gürcistan'daki bir olayı anlattı. Dikkat edin kardeşim. Gürcistan'ın bir köyünde sadece bir tane kapalı kadın var. Bir tane. Orada bulunan bayanlar hayatlarında kapalı bir kadın görmemişler. Görmeleri hayal bile. Bir kadın çalışmaya başlıyor. İslami bir davete başlıyor. Gürcistan'da. Ama kapı dibinimiz Iğdır'a atlayın Gürcistan'dasınız. Derdimiz sadece kara kıta değil. Gürcistan'da bir kadın sadece. Ve bakın bütün Hristiyanların tehdidine rağmen mücadele ediyor. Ölüm tehditleri alıyor. Kadın ha. Yahu. Şunu otururken şunu düşündüm. Vallahi etek giymek bana daha çok yakışıyor ondan. Onun o mücadelesini gördükten sonra. Sonra Gürcistan'da kapanan kız çocuklarını gösteriyor adam. Ya böyle sıkma baş. Gördüğünüzde dersin abla açıl daha iyi. Adam diyor ki sakın kınamayın. Hayatlarında hiç kapalı kadın görmemiş onlar. Ne Kur'an'ı diyor. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Sözünü dilleri diyor dönmüyor diyor adamlar. Kadınların, kızların dilleri dönmüyor. Subhanallah. Vallahi Kazakistan'da, Kazakistan'ı da gösterdi adam. Kazakistan dedi, İslam'la, İslam coğrafyaları içerisinde. Kazakistan'da Müslüman kuruluşların en zor girdiği bir yer diyor. Dikkat edin arkadaşlar. İslam girmiyor, İslam'ı sokmuyorlar. Ne yardım kuruluşu girebiliyor, ne davet ve tebliğ için girilebiliyor. Sadece bir şeye müsaade etmişler. Okullarına iki tane bayan sokmuşlar. Sadece dini değerleri gösterme adına çocuklarla oyun oynayabiliyor. Bunun ötesini yapamıyorlar. Ve kelime-i şehadet getirmekten acizler. Balkanları gösteriyor aynı. Makedonya, Bosna, Kosova. Nereye bakarsanız bakın. Yahu İslam coğrafyası kan ağlıyor Müslümanlar. Kan ağlıyor. Eğer sizin düşmanlığınız laftaysa Hristiyanlara karşı şu an Batı dünyası Müslümanları sömürüyor. Eğer düşmanlığımız sadece İsrail'e karşı sözlerdeyse Yahudiler şu an İslam dünyasını sömürüyor arkadaşlar. Allah-u Teala bize uyanmayı nasip etsin. Yere düşene kadar çalışacağız. Onlar açlıktan düşecek, biz uykusuzluktan düşeceğiz. Onlar susuzluktan düşecek, biz dinlenememekten yere düşeceğiz. Ama biz çalışacağız. Sokak sokak gezeceğiz, kapı kapı gezeceğiz. İl il gezeceğiz, ilçe ilçe gezeceğiz. Ya dün geldim yok, bu akşam gene çıkacağız. Hasan el-Benna'yı çıkartan bu dertti arkadaş. Hanımı geldi dedi ki, ey efendi, oğlumuz hasta. Hani tabir yerindeyse ölmek üzere. Seferini ertelesen, ziyaretini ertelesen. Ne diyor? Diyor ki bunun dedesi var ya diyor. Kim o dedesi? Abdurrahman el-Benna. Muhaddis bir adam. İmam Ahmed'in hadisine, hadis kitabına, Müsned'e
dünyada ilk şerh yapan adam. Başka bir şerhi yok. Sadece o yapmış. Abdurrahman es-Saati. Diyor ki bunun dedesi var ya diyor. Benden diyor defin işlemlerini daha iyi biliyor diyor. Allahu Ekber. Kim tutar Hasan el-Benna? Kusura bakmayın abiler. Ben başta olmak üzere. Yani burada konuşan adam bu sözleri hak etmiyor ama ben başta konuşan adam üzere. Çocuğunun parmağının çiziğiyle halen uğraşan, daveti bırakan, sohbeti bırakan, ders halkalarına gelmeyen, cumartesi sohbetlerine katılmayan, Müslümanların istişarelerine katılmayan, davet çalışmasının önünde yürümeyen, yardım hizmetlerinin önünde yürümeyen, hanımı kırılmasın diye, hanımı üzülmesin diye, çocuğun ateşi düşsün diye halen bunu terk etmeyen Müslümanlar bilsin İslam dünyası şu an kan kaybediyor. Ve biz de şurada oturmakla cennet arayalım. Allah-u Teala bize cenneti nasip etsin. Evet. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yesifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Ma salavat.